Herkese merhaba. Kapanışa doğruyla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek, haftanın son işlem gününü kapatıyoruz. Gündem maddemizde neler var bir bakalım. İlk dört maddemiz ekrana gelsin. Aktif rasyosunun esnetilmesi Türkiye Bankalar Birliği toplantısında makul görüldü. Bu haftanın genel temasında Türk varlıklarda ciddi bir oynaklık gördük. Bununla ilgili olarak alınan kararlar vardı. Üstüne dün akşam Türkiye Bankalar Birliği'nin ev sahipliğinde Başkan Uysal, Başkan Akben ve bazı banka üst düzey yöneticilerinin olduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda bankaların BDDK'dan bazı talepleri oldu. Piyasa fiyatlamalarında değişim olduğu noktada aktif rasyosu da bundan olumlu ya da olumsuz etkilenebiliyor. Bazı değişiklikler yaparsak işimiz kolaylaşır gibi bir yaklaşımları olmuş. Bu da makul görülünce önümüzdeki dönemde, kısa bir dönem içerisinde bazı aktif rasyosunda bazı düzenlemelerde değişikliğe gidilebilir diye kaynaklara dayandırdığımız bir haberi sabah saatlerinde sizlerle paylaşmıştık. Gün boyunca da değerlendirdik. Az sonra da Cüneyt Başaran'ı da soracağım. Öbür taraftan geçtiğimiz hafta tabii kısa bir haftaydı. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 2 hafta üst üste olarak bugün açıklandı. Rakamlarda, 2 haftalık rakamlarda 9 milyar dolarlık bir artış var. Rakamlar, altını çizelim, dolar cinsinden açıklanıyor ve bu yabancı para mevduatların bir kısmı dolar, bir kısmı euro, bir kısmı da altın. Dolayısıyla doların değer kaybı, euronun ve altının yükselişi de bu rakamlarda yükselişe neden olduğunu altını çizmekte fayda var. Amerika'dan istihdam verileri gelmeye devam ediyor. Bu hafta istihdam verilerini de geçirdik. Özellikle ABD'de özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları derken bugün de tarım dışı istihdam verisi geldi ve beklenenin üzerinde bir artış kaydetti. Bakalım bu ivme yoluna devam ederek olacak mı? Son olarak da Almanya'da sanayi üretimi Haziran'da aylık %8.9 arttı diyelim. Avrupa'da bakalım çarklar dönmeye başlayacak mı? Yapılan teşvik paketi, ortaya konan güven anlayışı, bir birlik konusu Avrupa'yı, Almanya'yı, Fransa'yı ve diğer ülkeleri bakalım nereye doğru taşıyacak. Şimdi terminalin yanındayız, yine piyasa fiyatlamalarıyla devam edelim. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman 7.23.50'deyiz. Gün içerisinde 7.30'un da üzerine çıkmıştık. Öğlen saatlerde 7.37'ye kadar bir hareketlilik yaşandı. Alım satım kotasyonlarındaki makas açıldı. Dolayısıyla şu an itibariyle baktığımda düne göre %0.2'lik bir geri çekilme var. 7.23.55'teyiz. Esasında dünden bugüne önemli ekonomik denklemlerde değişiklik var. Bunun en önemlisi mesela para piyasalarını ilgilendiren kısmı üzerinden gidecek olursak eğer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite politikasında bir değişiklik var. Ne gibi dersek, bir tanesini dün akşam görmüştük. Hedefli ilave likidite imkanı ile ilgili olan kısım kademe kademe azaltılacak demişti. Bugüne döndüğümüzde 14 gün önceden bugüne yapılan repo ihalesindeki fonlama 23 milyar TL yenilenmedi. Piyasa tabii ki bu ihtiyacını gerekli gördüğü kısmı adres gördüğü Borsa İstanbul'daki repo piyasasından karşıladı. Oradaki rakam Merkez Bankası'nın politika faizinin 150 bas puan üstüne o borç verme faizi 9.75'e yakınsadı. 9.74'te gerçekleşmiş oldu. Burada bir sıkılaştırma adımı olduğunu gördük. İki, daha önce piyasa yapıcı bankalara bu tahviller tarafında bazı yükümlülüklere giren, her yıl yenilenen listede o piyasa yapıcı bankalara tırnak içinde söyleyelim tatlandırıcı niyetinde politika faizinin altında 100 bas puan altında fonlama sağlıyordu. Son olarak bu rakam grafiğimizde var, onu da verelim, hatta onun üzerinden anlatmaya çalışayım. Son olarak yılbaşından bu yana baktığımızda gelinen rakam 35 milyar TL'ye işaret ediyordu. Yani buradaki rakam kademe kademe yükselmişti. Politika faizinin 100 bas puan altı olan 7.25'ten alınıyordu. Merkez Bankası sabah saatlerinde bir açıklama yaparak pazartesi gününden itibaren burada vermiş olduğu TL'nin rakamını yarı yarıya azaltacağını söyledi. Dolayısıyla 35 milyar TL'nin kabaca hadi diyelim yarısı limitler konusunda 15-17 milyar dersek bir ilave sıkılaştırma da oradan gelecek diye düşünebiliriz. Son olarak şöyle söyleyelim. Bugün 6 aylık ihale düzenlendi. Swap ihalesi piyasada tekliflerini iletti. Burada da rakam çift haneli oldu. %10.10 olarak gerçekleşti. Şimdi tabii bu kadar likidite konusunu anlattım. Çünkü olayın içerisinde
bu zamana kadar gelinen noktada işte yabancı para mevduatları biraz önce anlattım ya da dolardaki talebi anlattım. TL faizden geliyordu. Yavaş yavaş anlatmaya çalıştığım konu TL'nin faizi yükseliyor. Mevduatlar tarafına baktığımız zaman da 9-9,5 telaffuz eden bankalar olduğunu görüyoruz. Tabii bunun başka bir etkisi nereye oldu? Merkez Bankası'nın swap penceresine oldu. Orada da bugün TL API karşılığı yani kağıt karşılığı paranın maliyeti 9.75'e gidince bankalar alternatif fonlama kaynaklı kanallarına yöneldiler. Piyasa bugün valörlü olarak 8.25 faizle TL'yi borçlanıp %0'dan Merkez Bankası'na dolarlarını verdiler ve 2.9 milyar dolar buradan karşılığı TL'yi de borçlanmış oldular. Biraz uzattım ama burayın altını çizmek de çok önemli. Dünün gerçekleri yarın artık yavaş yavaş bir miktar sıkılaşmaya bırakıyor ve değişime gidiyor. Vurgulamakta fayda var. Diğer gelişmekte olan piyasalarda dolar Güney Afrika randı. Bugün yükselişte dolar orada değer kazanıyor %1.3. Dolar Meksika pezosuna baktığımızda %0.7. Dolar rubleye baktığımda %0.8'lik bir yükseliş var. Tarım dışı istihdam verisini kontrol ettiğimizde rakam 1.763.000'e işaret etti. 1.5 milyonluk bir beklenti vardı. Bu rakamdan sonra S&P'de biraz toparlanma olmuştu. An itibariyle gördüğüm kadarıyla yatay bir seyir var. 3.337'deyiz. Borsa İstanbul 100 endeksi 1042'de. Orada da bir ara satışlar %5'e yaklaşmıştı öğlen saatlerde. Ama kayıplar hızlı telafi edildi. Ama dünü de unutmuyoruz. Dün de %5'lik bir kayıp vardı Borsa İstanbul cephesinde. Diğer noktalara şöyle bir hızlıca göz atıyorum. Unuttuğum bir konu kalmadı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından bütün bu anlattıklarım konusunda Cüneyt Başaran'ın da fikrini alacağım. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın son işlem gününde Cüneyt Başaran'la ben de kapanışa doğruyu kapatacağım. Evet, pazartesi günü Gözde'ye sahibine teslim edeceğim. Çok keyifliydi. Evet ben de çok keyif aldım. Arada yapalım. Yani şöyle de bir durum var tabii Gözde'nin yeri ayrı ama ve bu konularla ilgili tam da hazinecilik haftasıydı esasında. Yani iş çok detaylandı. TL karşılığı swap, döviz karşılığı swap, kağıt karşılığı, TL borçlanma, hedefli likitte imkanı yani o kadar çok işin içerisinde terim vardı ki yani kaybolmamak elde değil. Hani biz de bazen mesela bazı şeyin düzenlemenin en günceli neydi diye dönüp bakıyorsun. Devre kesici aşağıya giderken kaçtı, yukarıya giderken kaçtı, ne zaman uygulanıyordu, kaç dakika uygulanıyordu. Dolayısıyla güzel bir hafta oldu. Ben baştan teşekkür edeyim sana. Estağfurullah ama şu da bir gerçek. Hani aslında tabii bu kadar hazine kökenli ya da finans, sadece hazine değil, finans okuryazarlığı yüksek, piyasada işlem yapan insanların bilmesi gereken, takip etmesi gereken verilerin bu kadar hani kamuoyu tarafından takip edilmesine gerek var mıydı? Hani yok işte toplam vermiş olduğu TL miktarının kanallarını değiştirdi, maliyetini yükseltti. Swap bacağında yabancılara daha evvel uygulanan bazı yasaklar gevşetildi. Orada işte yeniden masaya oturuldu. Bunlar bize şunu söylüyor Cumhur. Tabii ki bunlar gün içerisinde konuşulur. Bloomberg HT burası. En teknik konular bile sizler tarafından en ince ayrıntılar anlatılır. Ama gündeme bu kadar etkisinin olması bize piyasadaki tansiyonun da ve bu kadar bu ürünlere atfedilen ya da bu ürünlerin üzerine bindirilen beklentiyi de söylüyor. Aslında hakikaten ne konuşmak lazım? İşte yani CDS'i konuşacaksan niye CDS risk primimiz yüksek konuşacaksın? Niye işte yurt dışındaki kurlarda satış yokken bizde varı konuşacaksın belki? Ya da bu gelen son PMI verisinden sonra Türkiye gerçekten ikinci yarı yılda bu pozitif büyümesini devam ettirebilecek mi diye konuşacaksın. Ama bunları konuşmak isterken bir anda fiyatlamalar, bu senin biraz önce saydığın gibi finansal ürünler üzerinden kendi etkisini gösterince biz de ister istemez kendi tecrübemizle konuşturarak bir parça bunları anlatmaya kaldık. Şimdi ben sana fonlama kanallarının çeşitlendirilmesi, maliyetlerin arttırılmasını nasıl değerlendiriyorsun diye soracaktım ama gayet güzel ben sormadan cevaplamış oldun. Ama ben soruyu hani şöyle devam edeyim. Bazı hani piyasanın gerçekleri vardı, finansal iklimi vardı. Özellikle salgından sonra. Bu neydi? İşte kağıt karşılığı verilen TL rakamının zaman zaman 250 milyar TL'ye gitmesi, 35-40 milyar dolar karşılığı yine TL ihtiyacının piyasanın Merkez Bankası'ndan karşılaması, Merkez Bankası'nda piyasadaki o DTH rakamıyla biriken rakamı döviz olarak piyasadan alma ihtiyacı. Yani öyle bir sistem iç içe girdi ki, yani Merkez Bankası piyasadan gelecek olan o swap'la dövize
piyasada Merkez Bankası'ndan alacağı TL'ye bir anda böyle bir nasıl diyelim iç içe girmiş bir hale gelmiş oldu. Şimdi bu paranın miktarı azalacak. Hangi vadede nasıl azalacak bilemiyoruz ama bu bir herhalde zamana yayılacak. Vade 90 güne kadar uzamıştı, herhalde biraz azalacak orası da. Paranın maliyeti de artacak. Bize bunlar varlıklarda, varlık fiyatlamalarında, beklentilerde, reel sektörde ne gibi değişiklikler getirecek? Hani burada Nisan sonrası Mayıs başında bir anda böyle gümbür gümbür TL faizleri düştüğü, enflasyondaki düşüşten de daha hızlı bir şekilde TL faizlerin aşağı geldiği, kredi faizlerin aşağı indiği, mevduat faizlerinin bankalar tarafından ister istemez aşağı çekildiği, bankaların TL kredi vermek için yoldan insanları tırnak içerisinde çevirmek durumunda kaldığı bir ortam vardı ve bu ortamda işte konut piyasasına olan yansımasını gördük, otomobil firması, otomobil şirketlerine, otomobil alımına olan faydasını gördük, etkisini gördük, ticari kredilerde canlanma oldu vesaire. Ama hep söylenen şey şuydu, ya tamam bu güzel, nihayetinde Merkez Bankası'nın elini taşın altına koymasıyla özellikle de farklı pencerelerden, farklı kanallardan TL likiditesinin piyasaya düşük faize sunulmasıyla anlıyoruz ne yapıldığını ama enflasyon burada duruyor, biz işlemleri buradan yapıyoruz. Bu arada CDS şuraya çıktı. Bir yandan yurt dışı Covid'le beraber dönüyor, dolaşıyor falan. Biraz zor bir denklemdi. Şimdi tekrar bu denklemin biraz daha dünya gerçekleriyle yavaş yavaş aynı yere geldiğini göreceğiz. Tabii ki ne kim herkes ister değil mi? İçeride TL kredileri ucuz olsun. Olsun. Bankalar, kur riski kimse almasın. Evet, kur riski kimse almasın. Almasın. Bankalar kredi versin. İlk öncelikli olarak topladıkları mevduatlara karşı kredi versin. Versin. Bankalar kredi vermesi için hafiften böyle arkalarını ittirilsin. Tamam. Ama bunun yapılabilecek olan bir sınırı vardı ve o sınırı işte tam da üzerine geldiğimiz noktaydı. Maalesef yurt dışındaki Covid'in de etkileriyle işte içerideki başka bir takım gelişmelerden dolayı bunun bugünlerde kur tarafından bir yere kadar bu işlemlerini görüyoruz. Ve şu an ne yapılıyor? İşte şu an TL faizlerinin yeniden 8.25'e belki daha sonra zaman içerisinde tamamıyla paranın büyük bir kısmının üst banddan verilmesiyle işte 9.5'lara kadar attığını göreceğiz. Ne oldu? Bundan 1,5 ay evvel ortalama 6,5-7 diyordunuz değil mi siz anlatırken ortalama? 7,25-7,30'ları telaffuz ettim. 7,25-7,30 diyordunuz. Ne diyeceğiz belki bir ay sonra? Ortalama fonlama maliyeti içeride 2 haneyi buldu diyeceğiz. Ya da belki o kadar olmasa 9,5-9 oldu diyeceğiz. Belki eğer oradan verecek olursa. Bu bize neyi gösteriyor? Örtülü olarak içerideki TL faizinin yaklaşık böyle 200 bas puan yukarı çıkma ihtimali olduğunu gösteriyor. Burada bir araya gireyim. Şimdi 7 Ağustos'tayız. Herhalde kabaca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Uysal bir yılını tamamladı. 25 Temmuz'daydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam ilk toplantıda faiz indirmeye başladı. Enflasyon raporu diyerekten giden bir süreç oldu. Bu ilk geldiği zaman Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda makul reel faiz şeyini ortaya atmıştı. Tartışmasını ortaya koymuştu. Oraya döner miyiz, dönmeli miyiz? Dönmeliyiz. Bence tam aslında senin sorduğun soru şu. Biz ülke olarak, dün seninle konuştuk değil mi? Ben hala aynı şeyi kendi adıma düşünüyorum. Covid sonrası tedarik zincirinde kendisine güvenilebilir bir partner arayan herkes için. Covid'le iyi bir mücadeleyi tamamlamış. Hane halkı borçluluğu düşük, kamu borçluluğu makul, dinamik bir ekonomi arayan ve böyle bir paydaş arayan bütün batı ülkeleri için en cazip marketiz, piyasayız. Doğudaki birçok ülke için de Türkiye'ye siz hakikaten batı ile iş yapmak kolay değil adresiyiz. Ama bu bir konu. Bu bir konu. Fakat sırf bütün hikayeyi bunun üzerine yıkarak içeride ya senin 600'lük bir CDS oranın var maalesef. Diyelim ki 600 avartı ama gene de hani 400'ler dedik bundan iki ay önce. 400'lük bir risk primin varken, enflasyon hala tek haneye inememişken, içeride bireylerin tasarruf oranı maalesef düşükken, dolayısıyla yurt dışından finansmana ihtiyacın varken, o reel, makul reel faiz oranını bugünün enflasyonu değil, 12 ayın enflasyonu değil, ta 24 ay sonraki enflasyonla, o da senin tahminlerine göre hesaplamak, kitaplamak işte bir yere kadar oldu. Nihayetinde insanlar mevduat yaparken tercihlerini bizim paramız olan TL'ye göre değil, yabancı paraya göre yapmaya başladılar. Ki orada bizde vade bir de hani miyop değil, hipermetrop. Yani 35-40 güne sıkışmış durumdayız. Yani evet. Vadesi de hani bir şekilde uzatamadık. Belki yatırımcılar tahvil yatırımı yapıyorlar ama onları da yatırım fonları üzerinden belki de kısa vadeli faizin düşüşünden, yükselişinden faydalanmaya çalışıyor. Dolayısıyla orada uzatılamayan da bir durumla karşılaştık. Yani bugün geldiğimiz noktada bundan iki ay öncesine göre Türkiye ekonomisi
aslında daha makul bir yerde. Çünkü birçok Avrupalı ekonomi hala ciddi bir şekilde ekonomideki sıkıntıyı görürken biz iki ay öncesine göre Covid'deki başarılı performansla bir kenara göz önünde bulunduracak olursak iyi bir PMI verisi açıkladık. İşte ihracatta bir toparlanma var, kapasite kullanımı orada toparlanma var. Ama bu iyimserliğinin çok daha ötesinde bir faiz indirimi ve ona dayalı para politikalarında yüklenme ve kredi üzerinden çalışan bir musluk oluşturduk. Bu bir tercihti. Bu tercih bugünlerde belli ki kurun yükselmesiyle Merkez Bankası ona bağlamıyor ama normalleşmeye bağlıyor. Onun dediğini kabul edelim. Normalleşmeyle beraber yeniden daha uyumlu, yani senin CDS oranınla, yatırım ratinginle, notunla daha uyumlu bir hale gelecek ve ben ondan sonra bu işin yavaş yavaş yeniden düzeleceğini, makulleşeceğini düşünüyorum. Dün swap'ta masaya oturacağımızı söyledik Türkiye olarak. Yani biz sizinle şu şartlarla tekrar masaya otururuz dedik. Bugün işte sen de söyledin, ortalama fonlama maliyetinin yavaş yavaş yeniden 8-25 belki üzerine atacağını söylüyoruz. Muhtemeldir önümüzdeki haftalarda daha farklı önlemler gelerek o normalleşme mesajını çok net vereceğiz. O yüzden kur konusunda hop oturup hop kalkanlar varsa bu gelen güçlü mesajları bence göz ardı etmesin. Bir şeyler değişiyor gibi gözüküyor. Yani tepki fonksiyonunda sanki frekans yükseldi mi? Çünkü şunu da söyleyeceğim. Yani dünden bugüne baktığım zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na hatta bir tane playlistimiz vardı, onu da verebiliriz. Yani 4 tane esasında ben kademe kademe şey gördüm. Yani 24 saate sıkışan paranın maliyetini arttıracak. Mesela şunu da sorayım sana. 6 aylık swap ihalesi fiyatla çıkmadı. Yani ortalama faizin 100 bas puan ya da 125 bas puan altı değil, piyasada oluşan faiz üzerinden verildi. Ve buradaki rakam, yani bu swap point'in ima ettiği rakam %10.10'a işaret ediyor. Sen şimdi bir tarafında reel sektör, hani temsilciliği de hani düşünecek olursan, o koltuğa gelecek olsan, 6 aylıkta %10.10'la borçlanır mısın? TL bazında. Evet, TL bazında. Sence uygun bir faiz midir? Yoksa hani o dönem içerisinde nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü bunun bir tarafı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Tabii tabii. Şimdi şöyle, yani tabii mutlaka herkesin oradaki fiyat görüşü farklı olacaktır ama içeride iç tüketici güveninin toparladığı, ihracatta siparişlerin hızlandığı, sanayinin çarklarının dönmeye başladığı, Covid konusunda da en azından ilk turda düştüğümüzü ispat ettiğimiz bir noktada yatırımcının, reel sektör oyuncusunun kurdaki hop oturup hop kalkacağı hareketlere rağmen, hareketlerin karşısına hareketleri almamak için 8 yerine 10, 10 yerine 10,5 gibi bir faiz oranında bence çok da fazla bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii ki gönül ister ki hem stabil bir kur, değil mi? Hı-hı. Hem dolara geçmeyen tasarruflar, hem de bununla beraber mümkün olan en düşük kredi maliyeti aynı anda olabilsin. Ama bunun adı 3B yatırım yapılabilir ülke ve yanında güçlü rezervler ve yanında düşük enflasyonla beraber geliyor. Normal textbook'ta böyle geliyor yani ekonomi kitaplarında. Oraya kadar daha yolumuz var maalesef. Kaseti nereden geri sarmaya başlamalıyız? Yani buraya doğru getirirken bazı koşullar oluştu. Yani bugün mesela yabancı para mevduatlara baktığın zaman tamam biraz değer artışıyla birlikte bir 9 milyar dolarlık bir artış görüyoruz ama ben şuradan da biraz hani bunu vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz o 3-4 hafta içerisinde özellikle Temmuz ayındaki o oynaklığın düştüğü dönemde bir yere gitmiyor kur. Yani evet. Ekrana bakıyorsun 6.85. Üzerine %1 vergi ödüyorsun o dövizi satın alırken ama o haftalarda bile yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarını arttırdığını görüyorduk. Dolayısıyla şimdi kaseti ben geriye sararken nerenin kilitliyor? Yani bu kadar biraz önce anlatmaya çalıştım ya piyasayla Merkez Bankası'nın döviz ve TL cinsinden birbirine bunu nereden geriye sarmak başlamak bence lazım? Bence Merkez Bankası'nın arkası geleceğini tahmin ettiğim normalleşme çabalarını gören yabancı yatırımcının o aralanmış, tamamen kapanmasa da bayağı aralanmış kapıdan geçmeye başlamasıyla, yani içeriye tekrar swap piyasasıyla dışarıdan para geldiğini gördüğümüz andan itibaren biz kasetin yeniden doğru yerden çaldığını göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anki kurun hareketinin 2 ay öncesine göre Türkiye ekonomisi efendim daha zayıfladı ya da Türkiye ekonomisi de bizler daha arttıdan ziyade tamamıyla para politikası, enflasyona karşı paranın TL'nin gücünü koruyamaması ve içeride de özellikle yurt içi yerleşiklerin tercihinin TL olmamasından kaynaklandığını görüyoruz. Ben burada yani bu tulumbaya su gelmesi lazım bir şekilde. Hı hı. Çünkü döviz konusunda eğer belli bir şey varsa, tek taraflı bir istek varsa bunun da yavaş yavaş biz bu sinyalleri verdikten sonra geleceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten net de baktığımızda 2 ay öncesi, 3 ay öncesi Türkiye ekonomisi hangi riskleri varsa
bence bugün bir fazla riskte değil. Hatta Covid sonrasına göre bir eksi riskte. Yani çok daha iyi demiyorum ama sadece bir eksi liste diyorum. Dolayısıyla bu normalleşme hareketlerini ve yurt içinden swap piyasasıyla yavaş yavaş kanalların açılmasını ben sen diyorsun ki neye bakarak yapacağız? Ona bakarak yapacağımı düşünüyorum. Sonra zaten yurt içi yerleşiklerin döviz alımının da daha rahatladığı bir dönemi görebiliriz. Şimdi bir taraftan cep telefonumda kurduğum alarmlar var. Bazı seviyeler gelince yanıyor. Dolayısıyla o şekilde rahat takip ediyorum. Gözüm ekranda euro dolardaki düşüş %1 oldu. Evet. 1.17.60. Sterlin dolara bakıyorum 1.30.12. O da %1 aşağıda. Şöyle bir sosyal medya üzerinden haberleri taradığımda CNBC'nin girdiği bir haber var. Ben söyleyeyim. Amerika Hong Kong lideri Carrie Lam'e yaptırım uygulama kararı almış. Al işte. Yani şimdi bir de küresel, şimdi senle WeChat'i de soracağım. Kullanıyor musun diye değil ama bu niye bu kadar popüler oldu diye, ya da TikTok'u. Ama şimdi bu şeyi, haberi görünce de küresel anlamda ekonomik taraf zaten kaygan. Öbür taraftan siyaset tarafı apayrı bir hikaye. Orası da kaygan. Senin uzmanlık alanın ne? Estağfurullah. Cumhur, ama tam olarak aslında konuşmamız gereken konu bu. Yani tamam, biz içeride şu an dolar çıktı, euro çıktı, şöyle pound şuraya vurdu diyoruz ama hikaye dünyada, senin de zaman zaman söylediğin gibi, kutuplaşma, iki kutuplu dünya iyice netleşmeye başladı. Bak, biraz önce söyledim. Amerika Çin'le başladığı, adı ticaret savaşları diye yazılan ama teknoloji savaşları diye benim okumayı tercih ettiğim savaşı iyice gerdi. Huawei ile başladı. Yanına şeyi koydu, TikTok'u koydu. Şimdi WeChat'i koyuyor. Bunlar Çin'in yaratmış olduğu sosyal medyada ya da ödeme sistemlerinde son derece çok kullanılan ve dünyada çok fazla takipçisi olan uygulamalar. Yani Amerika bu şeyi çok açtı. Cepheyi çok genişletti. Sadece Amerika genişletmiyor. Amerika genişletince buna bu Five Eyes denilen Anglo-Sakson aksı, Yeni Zelanda'sı, Kanada'sı, Avustralya'sı, İngiltere'si geçiyor. Sonra onlar bitiyorlar. Bu sefer Amerika batıdaki birçok ülkeyi bu konuda force ediyor açıkçası. Ne taraftasın, yerini belli et diyor. Şimdi bunun bizim için ne önemi var diyebilirsin ama dünyada inanılmaz bir, özellikle de Amerikan seçimleri yaklaşırken kılıçlar kınından çıkartılıyor. Tansiyon artıyor ve biz büyük oranda iç şeyimizle şu an meşgulüz. Halbuki bizi de içerisine alan dünyanın Trump sonrası, eğer Trump değişecekse, değişmeyecekse de Amerikan seçimleri sonrası şu soru sorulacak. Hangi kutuptasın? İki kutuba da ait değilsen nasıl bir yol haritan var? Ve ticaretini, teknoloji konusundaki bağımlılığını ve diğer ilişkilerini nasıl yönetiyorsun? Dolayısıyla bizim buna doğru hazırlanmamız lazım. Çünkü dünya hakikaten her geçen gün bu fiyatlamayı yapıyor. Bugünkü paritedeki, Euro'daki harekette tamamı büyük oranda bunun üzerinde. Yani biraz önce söylediğin gibi Amerika cepheyi genişletiyor. Hong Kong'a gördüğün gibi liderine yaptırım uygulamış. Demek ki Çin konusunda bu iş sadece, işin kötüsü ne biliyor musun Cumhur? Sadece Trump işi de değil bu. Yani Trump gitse dahi, demokratlar gelse dahi, benim görebildiğim, izlenim, Amerika Çin konusundaki bu sıkı markajından bir adım bile geri adım atmayı düşünmüyor. Hong Kong neden bu kadar önemli? Çünkü Hong Kong'u mesela şimdi bu topa İngiltere'nin de mesela girmesini bekler misin? Ya da bu TikTok, WeChat meselesinde Pompeo yanına Hindistan'ı da almıştı. Böyle bir cepheleşme de var orada yani. Var zaten. İngiltere biliyorsun 3 milyon Hong Kongluya gelin İngiliz pasaportlarınızı verelim dedi. Yani bir şekilde ya İngiltere tarafından yönetilirken Hong Kong, o zaman doğmuş olan Hong Konglulara gelin pasaportunuzu vereyim dedi. Huawei konusunda en çok direnen ülke İngiltere'ydi. Amerika tırnak içerisine bastırınca Huawei'yi bütün sistemin dışına etmeyi kabul ettiler 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi TikTok, WeChat, bakalım aynı şeyden geçecek mi? Muhtemelen geçecek. Ne kadarı blöftür? Var mıdır? Yani böyle bir potansiyel de var mı? Sen ne diyorsun şimdi? Yani şimdi Hong Kong niye önemli diye cevap vereyim. Hong Kong çünkü Çin'in bir şekilde yurt dışına açılmak için en büyük kapısı. Yani Hong Kong'un önemi İngiltere'nin hazırlayıp getirdiği ve Çinli birçok şirketin Hong Kong'da kendini kote ederek, yani borsaya kote etmesini sağlayarak, borçlanmasını sağlayıp hatta oradan dünyaya açılmasını sağlayan bir pencere. Eğer sen Amerika olarak orayı abluk altına alırsan, oraya yaptırım uygulamaktan bahsedersen liderine, ya da oradaki bankaların gün gelip de, böyle bir şey yok, spekülasyon yapmıyorum ama yazıldığı için söylüyorum, Swift vesaire de bu uygulamalardan uzak tutmaya kalkacak olursan, bu Hong Kong penceresinin kapanması anlamına gelir. Bu sefer Hong Kong'un Çin için Çin'deki herhangi bir eyaletten farkı kalmaz. O yüzden görüyorum ki Cumhur, bunların çok azı blöf gibi gözüküyor. Amerika bu zamana kadar dünyadaki dünya liderliğinin ciddi bir şekilde
Rusya'nın soğuk savaş dönemindeki kendisini test etmesinden sonra 30 yıl sonra çok ciddi bir şeyi test edildiğini görüyor. Ve bunun teknoloji üzerinden geldiğini görüyor. O yüzden de ben bunun çok azının blöf olduğunu, Amerika'da bir partizan yani partiler üstü bir konsensus oluştuğunu Çin'le ilgili mücadelede diye okuyorum kendi adıma. Ya şimdi bir de hani altına gümüşe de bakıyorum. Hani gün içi grafikleri de verebiliriz ekrana. Altın mesela 2030'a gelmiş. Tamam, klasik cuma akşam üzeri belki pozisyon kapamaları olabilir. Altının böyle bir cuma akşam üzerini sevmemesi gibi bir durum da söz konusu ama hani gümüşe baktığımda %5 aşağıda. Tamam, yılbaşından bu yana %50-55 yükseldi. Onları da kabul ediyorum ama hani bu fiyatlamaların da hani böyle bir oynaklığı bu kadar kazan kaldırmışken diyelim, herhalde bizim içeride birazcık daha suları daha çabuk ya da yangını ya da varsa bir yerde bir kırılganlık yaratan bir konuyu hızlıca kapatmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum Cumhur. Bence en güzel cümleyi sen söyledin. Bizim içeride işte onunla kavga, bununla mücadele, işte bu böyle olacak, böyle olsundan ziyade bir an evvel masanın etrafına paydaşları toparlayıp kendi şartlarımızı önüne koyup müzakere edip buna göre yapılabilecek olanlar varsa yapıp ama mümkünse bol miktarda içeriye kaynak getirmemiz lazım. Çünkü dışarıda hakikaten bu fiyatlamalar gümüşüydü, altınıydı. Amerikan 10 yıllık enflasyon endeksi tahvilin %1'ini altına inmesi, bunların hepsi pek hayra alamet olmayan küresel anlamda bir gelişmeleri. Hayra alamet derken büyümeden bahsediyorsun. Evet, tamam, ya da ticaret hacminden. Tabii onu kastediyorum. Yani ticarette tekrar bir resesyon ihtimali olabilir. Ya da işte büyümeyle ilgili yeniden Covid-19'un ikinci dalgası gelip vurabilir. Ya da Amerika-Çin gerginliğinin ticaret savaşlarına benzer yeni bir senaryo ortaya çıkabilir. O ya da bu. Yani umarım bunların hiçbiri olmaz. Son derece bunların hepsi yanlışça çıkar. Ama fiyatlamalar bize insanların rahat olmadığını ve dolayısıyla bu rahatsızlık dolayısıyla herkesin önlem almaya çalıştığını söylüyor. Biz de önlem almaya çalışıyoruz aslında. Yani düşünsene Cumhur, biz bu krize yani şu an yaşadığımız sıkıntıya, dünyanın yaşadığı ve bizim de şu an içinden geçtiğimiz sıkıntıya çok daha yüksek bir cari açıkla girseydik. Ya da biz bu duruma bütçe açığımız şimdi tekrar %3'leri vurdu ama 3 yıl evvelse %1'deydi. Daha yüksek bütçe açığıyla girmiş olsaydık. Ya da kamu borcu mesela şu an her şey daha %40'lar civarında, hazine garantili 45'ler civarında. Daha yüksek kamu borcuyla girmiş olabilirdik. Ama bu avantajlarımızı iyi kullanıyor muyuz? Pek emin değil. Peki şimdi ben ilk bankacılığa başladığım zaman yine birazcık TL likiditeye döneceğim ama mesela spekülatif bir masada çalışıyorsan, alıyorsan, satıyorsan kar edersin, zarar edersin. Zarar kes limiti olduğu yerler bellidir. Kar al bölümü bellidir. Ama para piyasaları masalarında oturan arkadaşlarım hani işin içerisinde likidite hani çok risksiz, her gün sanki bulabileceğin sıkıntısız bir likit de varmış gibi olur ama öyle günler geliyor ki işte bunlar yaşıyoruz. Böyle ince ayar yapılması gerekiyor. İşi buradan biraz da aktif rasyosuna getirmek istiyorum. Evet. Çünkü piyasa çok oynak, takip süresi haftalık, basına yansıyan iki hafta önceki rakamlara baktığım zaman da cezası ağır. Bu noktada sence bankalarla BDDK bu düzenlemeyi yakın vadede yaparken hangi ortak paydada buluşmuşlardır? Bundan sonrası için bir de TL miktarının azalacağı düşünecek olsak, biraz daha tekrar Türkiye'ye döndüm ama sen neler beklersin? Şimdi aktif rasyosunun ilk çıktığı zaman ben hatırlıyorum, sen hakikaten tane tane formülün altını üstünü anlattın, Gökhan anlattı. Dolayısıyla da biz hani buradan Bloomberg HT ekranlarından bankaların aktif rasyosunda ceza yememek için, başları derde girmesin diye nasıl hamleler yapabileceğini anlatmıştık. Ama burada ve ne gördük? En fazla ödüllendirilen aktif rasyosunda o yüksek rakamı tutturmak için nedir? İşte git kredi ver. Ona çok temiz, sana destek veriyorum. İşte menkul kıymet alırsan kredilerden bir tık daha aşağı destek veriyorum gibi şeyler verdik. Ben şimdi burada bu oranların biraz daha bankaları rahatlatabilecek şekilde esnetilebileceğini düşünüyorum. Hani biz bunu yapıyoruz ama ucundan kaçırıyoruz mesela şu oranı. Dolayısıyla burada bir parça daha destek bekliyoruz olduğunu tahmin ediyorum. İki, bazı anlık senin söylediğin gibi kurda olan ya da o haftaya uygun olan konjonktürel gelişmeler bizi bir anda aktif rasyosunda geçen hafta tutturduk. Ah, bu hafta tekrar geri geldik. Böyle durumlara karşı bir tolerans süresi olsun gibi durumlar olacağını düşünüyorum. Ama aktif rasyosunun tamamının kaldırılabileceği ya da topyekün esnetebileceğini düşünmüyorum. O konuda bence masada istesek de istense de istenmez de bir şey var. Ortak nokta bulunmuş. Fakat bankaların sanırım yani aldıkları cezalar, alma ihtimali olan cezalar, bu krediyi tutturmak için ya yaşadıkları stresi
anlatıp BDDK'nın da bunun için o formülü biraz daha tatlandırıcı, o formülü bankalara da biraz daha makul hale getireceğini düşünüyorum. Ama senin bu konuda daha net bir görüşün varsa onu alalım. Yok, şimdi hani şöyle söyleyebiliriz esasında. İster istemez bu süre içerisinde hem gerçek kişilerin hem tüzel kişilerin, bu tüzel kişilerin içerisinde bankaları birazcık daha yok, bilançoları birazcık daha riskli varlıklara geldi, yöneldi. Buradan kastım şu, yani büyümeyi desteklemek adına TL'nin faizini aşağıya çektik. Bazı yatırımların cazibesini çok aza indirdik. Neyi parlattık mesela? Konut sektörünü parlattık. Otomotivi parlattık. Hisse senetlerini parlattık. Ve buraya ciddi anlamda yatırımcı kayması oldu. Bankalar tarafına geldiğin zaman işte bankaların kredi portföyünün artmasına yol açtı. Devlet iş borçlanma senetleri belki %12, %13 faizle ya da işte uzun vadeli tahville almayı düşünmüyorlarken işte o biraz önce formül ekrana geldi. Bankaların bilançosu bu noktada geldi ya da en riskli tarafta swap. Dolayısıyla şimdi paranın maliyeti artacaksa bu süreç sence nasıl yönetilmeli? Bu toplantıda sence dün gündeme gelmiş midir bankalarla? Çünkü gelen bilgilere baktığımız zaman Anadolu, biz de verdik haberi ama Anadolu Ajansı birazcık daha detaylı vermiş. İki tarafın sanki birbirini anladığı ve ileriye doğru pozitif mesajlar verildiği bir ortamdayız. Ama bugün sen kredi portföyünü 8 ile fonluyordun, belki yarın 10 ile fonlayacaksın. Dün ikinci çeyrekte 2 yıllık tahvilinin piyasa değerini %10 ile değerleyip bir portföy oluşturuyordun, şimdi 12 ile fiyatlayacaksın. Dolayısıyla nasıl bir süreç olacak? Ya bence şöyle bir süreç olacak. Sonuçta en yüksek şeyde, hani headline'de, başlıkta bankacılık sektöründen işte hükümetin özellikle bütün dünyada olduğu gibi, ben bütün dünyada İngiltere dahil olmak üzere hükümetlerin bankalardan aynı şeyi beklediğini biliyorum. Bu istihdam yaratma, büyümeye destek verme ve özellikle de Covid'den dolayı zor duruma düşen insanların krediye erişiminde konusunda kolaylık sağlanması konusunda bir uzlaşma var. Yani normal geleneksel bankacılık risk profili, müşterini tanı, bu kredi döner dönmezden biraz çok daha geniş toleranslı bir kredi konusunda bir şey var bence. Bu konu tamam. Ama bunun altında senin söylediğin gibi bankaların en nihayetinde özellikle özel bankaların sermayedarlarına bir getiri taahhütte bulunmaları, yani getiri vermek zorunda kalmış olmaları, kendileri sermayesini riske atıyor olmaları ve bir yandan da bilançoyu Basel kriterine göre ve diğer kriterlere göre de belli bir nokta tutmak gibi zorunlulukları var. Çünkü bu aktif rasyosu dünyada bizden başka benim bildiğim kadarıyla uygulanan bir yerde yok. Yani ama aynı bankalar, özellikle yabancı o sermayede bankaların kendi sermayedarlarına vermiş oldukları Basel kriterleri de var. Şimdi hem o kriteri tutturacaksın, hem de burada yerel yönetimle uzlaşmak zorunda olduğun kriteri tutturacaksın. Ben bununla bunun yaklaştığı, maliyetlerin bir parça arttığının bankacılar tarafından BDDK'ya söylendiği, BDDK'nın bunu kabul ettiğini tahmin ediyorum. Ve bir noktada genel çerçeveyi, yani kredi konusunda toleranslı olun ve bilançonuzu daha çok büyüme odaklı enstrümanlara yöneltin konusundaki mesajda gevşem olmamak şartıyla bankaların maliyetlerimiz artıyor, riskli varlıkların miktarı çoğalıyor, aynı zamanda uymamız gereken başka kriterler var söyleminin karşı taraftan yankı bulduğunu ve ona göre bir esneme olacağını düşünüyorum. Son olarak bugün bizim yazdığımız haberi sen de sosyal medyada yinelemişsin. Üzerine de konuşmak iyidir demişsin. İletişimin önemini açmışsın. Şimdi CDS rakamına bakıyorum, 585. Hani risk barometresini eğer orası olarak alacaksak. Bu iletişim kanallarının, yani üzerinde durduk hani bankalarla ekonomi yönetimi. Ekonomi yönetimiyle yabancı yatırımcılar. Ekonomi yönetimiyle gerçek kişiler. Dolayısıyla bu CDS'in içinde bu bir risk unsuru olarak fiyatlanmış mıdır? Bu kanalların açık tutulması bu tarafta fiyatlamalarda neyi beraberine getirir? Sen niye bunu önemli görüp de böyle iki kelimeyi paylaştın? Çünkü şu an Türkiye'nin, bir kez daha gene tekrarlı olacağım gibi kendim ama düşük kamu borç, tedarik zincirinde aranan kan olması, gümrük birliğini revize etme ihtimalinde olup başka ülkelerle, başta İngiltere olmak üzere başka ülkelerle ticaret anlaşması yapabilecek potansiyelin olmasını, hem Batı hem Doğu paktının kendi arasına katmak istediği bir oyuncu olması, hane halkı borcunun düşük bulunması, cari açığının düşük olması, bütçe açığının bir parça yükselmesi de tolerans edilecek noktada olmasıyla şu anki risk priminin uyumlu olmadığını düşünüyorum. Yani risk primi Türkiye'ye daha kırılgan ve daha
riskli bir ülke gibi gösteriyor. Ve bunun birçok unsuru olabilir. Dış politika olabilir, iç politika olabilir, başka şeyleri olabilir, sebepleri olabilir. Ama bir sebebinin de iletişim tarafının azaldığı, oyunun kurallarının sanki başında farklı, ortasında değişebileceği gibi olması. Değişebilir şartlar ama bu değişim kısmında haber verme, işte bir masanın etrafında toparlama ve bu süreci beraber yürütme gibi bir diyalog sürecinin eksikliğinden de kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla iletişim iyidir. Çünkü zaten herkes aynı sayfada ve herkes aynı yerde ekmek yiyor. Dolayısıyla iletişimin başlaması burada daha verimli bir sürecin olmasını dolaşır. O da risk primine bence pozitif etki verecektir. Cüneyt Paşa'na çok teşekkür ediyorum. Ben BloombergKT.com'da öne çıkanlarla devam ediyorum. Sana iyi hafta sonları diyelim. Bankası Başkanı Murat Uysal, banka genel müdürleriyle bir araya gelinen toplantıda salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini ifade etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105 milyar dolar döviz rezervimiz var, Türkiye dünden güçlü dedi. Piyasalardaki dalgalanmaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL, döviz, altın yerli yerine oturacaktır ifadesini kullandı. TOK CEO'su Gürcan Karakaş marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek yaptırdığımız endekste TOK'un marka beğeni endeksi %73'lere çıktı. Dolayısıyla şimdilik yola TOK markasıyla devam etme kararı aldık dedi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell arasındaki görüşmeden sonra AB üyesi ülkeler Türkiye ile mevcut olumsuz gidişin tersine çevrilerek İki ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor dedi. Kapanışa doğruyu böylelikle noktaladık. Hafta sonu iyi geçirmenizi diliyorum. Sözü şimdi günden kalanlara bırakıyorum.